Açıkçası ben kalben mesrur oluyordum. Çünkü biz 29 Mayıs 2013'te faaliyete başladığımızda ilk faaliyetimiz Ramazan'ın ikindi sohbetleriydi. İlk sohbetimizi 10 gün olarak icra ettik. O zamanki müftümüz ve 10 tane arkadaşımız konuşmuşlardı. Ve Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bugün Türkiye'de tek ve ilk olma özelliğimizi halen sürdürüyoruz. Mesela akademi okumalarında biz başlatmıştık. Bütün öğrencilerimize her gün değişik şubelerimiz onları aldılar ve bir kısımda bizi geçtiler son 2 senede özellikle. İkinci sohbetlerinin bizim için ehemmiyeti çok büyük. Bu sene de yine Ramazan-ı Şerif 29 gün, 27 güne sohbet koyduk ve sohbetleri de genel başlıklar halinde temalandırdık. Birincisi Ramazan'ın dini hassasiyetine uygun olarak dini hükümler, dini özellikleri ele aldık. İkincisi İslam dünyasının önemli coğrafyaları veyahut da hassas coğrafyaları ile ilgili, mesela Afrika'dan uzun süre bu bölgede görev yapmış Hamit Kunt Deniz Feneri'nden ve Hediye Eğitim Derneği'nden Mustafa Yıldız Hoca çok güzel 2 tane sohbet icra edecekler. Tabii diğer bir meselemiz aile, çocuk ve hanımların eğitimiyle ilgili 4 tane ayrı sohbetimiz var. Kudüs'le ilgili sohbetlerimiz var. Yani böyle 27 tane Türkiye'nin, İslam dünyasının, Müslümanların hassasiyetine uygun olarak 27 tane sohbet icra edeceğiz. Bu sene şube olarak yine bir yenilik daha var. O da Gençlik Spor Bakanlığımızın birçok ilde desteklediği kitap kahve projemizi biz de medresemizde faaliyete geçirdik inşallah. 4 aydır aşağı yukarı, 3. ayda oldu, öyle değil mi Abdullah yan tarafta? 3. ayda oldu, 4. aydayız ve cumartesi pazar da dahil olmak üzere medresemizin size göre sağ taraf, bana göre sol tarafı cıvıl cıvıl her gün çay, pasta, kuru pasta ve kitap okumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. Aynı şey Hayrat Vakfı'nın da var. Onların da Şehit Sami Çiftçi Bilgi Evi'nde. Bunun yanında diğer kültürel programlarımız, Gençler Akademi, Seyahat sohbetlerimiz devam ediyor. Bu sene Sayın Müftü'nün burs hususunda bir değişik uygulamaya gittik ve muvaffak olduk. Onu bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teklif ediyorum, tavsiye ediyorum. Burs veren öğrencilerimizi faaliyetlerimize aktif olarak kattık. Ben hepsine buradan Allah razı olsun diyorum. Hepsi de arı gibi bir sene boyunca kendi üzerlerine düşen faaliyetleri icra ettiler. Bizi bu usluda desteklerseniz, yani öğrencilerimize burs vermeye arzu ederseniz biz de ona aracılık ederiz. Ben bu vesileyle 2013'ten bugüne kadar ikinci sohbetlerimizde vazife almış bütün arkadaşlarımıza, bizi 2013'ten bugüne kadar destekleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanımız, önceki Başkan Sayın Burhanettin Çoban'a ve yeni Başkanımız Mehmet Zeybek Bey'e, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, her gün ilk sohbetimizi yapan müftülerimize ve bugünkü müftümüz Şükrü Kubukçu Hocama ve bu sene ilk defa gelmiş ve az önce de espri yaparak öğrendiğimiz Ensar Vakfı'nın daha önceki bursiyeri olan Sayın Savcımıza, yine yönetim kurulumuzdan olan Sayın Rektörümüze teşekkür ediyor. Ramazan-ı Şerifinizin hepinize hayırlı, bereketli geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bizde Ensar Vakfı var mı diye sorduğumda, efendim yok diyor, beni aradı. Ben Sayın Valim yok ama biz bir hafta içerisinde kurarız bunu demiştim. Tabii malum çevre bizden önce haberdar oluyor, bir liste göndermiş. Ben de dedim ki listeye kurucu olarak benim ismimi de yazın, karşısına da AK Parti İl Başkanı diye yazın. Biz gönderelim dedik. Biz gönderdik ve bizim liste onandı, diğerlerinki red geldi. Zannederim 6 arkadaştık herhalde. Hocam, ilk başkanımız İbrahim hocamdı. 6 arkadaş olarak kurmuştuk. Daha sonra üniversitedeki hocalarımız katıldılar ve bu hale geldi. Elhamdülillah iyi bir hayra hizmet etmişiz, hayırlı bir hareket yapmışız. O gün bugündür Ramazan sohbetleri eksiksiz devam ediyor. İkinci sohbetlerimiz başlangıcından itibaren acaba olur mu, tutar mı diye bir endişemiz vardı ama Mustafa Bey'in de ifade ettiği gibi o ilk 10
sohbete olan teveccühten sonra bir ay boyunca bunun olabileceği kanaati oluştu ve elhamdülillah bugün yedinci yılında bu faaliyeti devam ettiriyoruz. Yine vakfımızın Ensar Akademi diye isimlendirdiğimiz ve oldukça farklı alanlarda edebiyat, felsefe, sosyoloji, ilahiyatın çeşitli şubelerinde sohbetlerimiz, bilimsel okumalarımız devam ediyor. Öncelikle güzel bir başlangıç. Yine 30 gün boyunca Ramazan'ın ve sosyal birçok olayın, olgunun değerlendirileceği, tartışılacağı, bir yönüyle yeni ufukların açılacağı toplantılar. Öncelikle vesile olanlara teşekkür etmek bir borç. Devam ettirenlere daha da teşekkür etmek bir borç. Çünkü bu tür şeyleri başlatmak önemli. Ancak devam ettirmek çok daha önemli.